Sert şu an bak. Sert sert. Başağı hala seviyor musun? Ne anlamda? Oo. Ne abi? Makineyi bozuyor. Ha doğru söylüyor ama bir dakika. İşte arkadaş olarak seviyor olabilir. Arkadaş dost anlamında. Yok. Oradaki şey aşk anlamında. Aşk anlamında. Okay, aşk okay, anlamında tamam. Seviyor. Aşk olarak değerlendiriyorum. Hayır. Oğlum kalbim atmaya başladı. Hayır bu gerginlikten. Oğlum çok dert oymuş. Hayır, çok oğlum. Sevdim bu içeriği. Hayır. Abi bana da bir tane. Hayır abi gereksiz bir gerildim. Kalbim malum atıyor burada. Kaç kişi olduk ona göre söyleyeceğim. Hayır yalık ya. Aa. Ne dedi? Cevabı kaçırdın mı? Cevabı. Hayır dedi. Bir daha mı soruyorsun? Yok yok. Aa orayı aldı bak. Orayı şeye aldı. İncelemeye aldı. Aldı aldı. Bak bakalım orayı. Ya makine yapıyormuş oğlum. İbav yapmıyormuş ki. Lan zaten makine yapıyor yani. Abi. Herkes ben şey yapıyor. Abi diyor. Makine olmasa yani bir yere kadar. Doğru bu arada. 82 bin. Evet. Bir dakika. Ya. Bak her şeyde tişörtü yırtılmaya yaklaşıyor İbrahim abinin. Abi bir içecek bir şey getireyim ben sana? Ulan birçok uzman var yalan diyorlar. Nerede yalan oğlum? Yalanı nerede gördün? Döverim bak valla. Bunlar neyse uzman abi. Bizim için öyle değil. Olay neyse uzmanı yani bunlar onu söyleyeyim. Arkadaşlar siz de yorumlayın bu arada tabii ki. Orada verdik statlarda bakın. İkinci sorumuz geliyor. 83 bin. Doğruyum sorular, ben. Onaylandım ama değil mi? Onaylandı. Çünkü burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Bunu izah et bence. Çünkü soruların yarısı bu hala ya. Yok ben geçenlerde bir olay yaşadım. Onu anlatmak istiyorum evet. Sadece. Yani bu sen de bir sigara yaktın. Tam böyle sigara yakmak ben de bir olay anlatacak. Ben de yakalım şey ben de yakayım. Çok sevdim. Aman 83 binde sigaraya da başladı. Evet. Vay. Şöyle arkadaşlar yani Başak'la geçmişte tabii birlikteliğimiz ol. Gülme abi bir şey anlatıyorum. Ne yapıyorsun ya? Ya adam bir şey anlatıyor. Ben kendimi sigara yakarken gördüm. Pardon özür dilerim. Buyurun. Ne anlatacaktım ben ya? Ciddi bir şey, duygusal bir şey anlatacaktım ya. Tamam kanka biz durduk Allah aşkına. Ya gülecekmişsin, kendini tutuyormuşsun yok, gibi hissediyorum. Yok, çok ciddiyim şu an. Evet, bütün ciddiliğimi takım. Tabii ki birlikteliğimiz oldu, ayrıldık. Ve yeni sevgilisi oldu tabii ki. Benim de olabiliyor, onun da olabiliyor. Ben geyik yapıyorum böyle. Geçen Instagram sayfalarında falan bir tor çekici var. Sallıyorum onu birleştirip videosunu paylaşmışlar. Gördün mü sen onu? Ha, böyle, edit yapmışlar. Edit yapmışlar. Agabes gibisinden falan filan. Ben de bunları görüyorum. Millet eğleniyor diye altında sigara emojisi falan atıyorum böyle. Eğlencesine. Ha, yani geyiğindeyim ben orada mesela. Videolarda olsun orada burada full geyikteyim yani. Tabii ki Başak'a karşı bir şey hissetmiyorum. Sonuçta sevgilisi var falan. Sonra geçen gün Başak bana yazdı özelden. Ben seninle video çekmiştik ya Merve Bolur'un videosunda. Şey demiştim. Bir beraber ünlü var mı? Beraber olmak senin bir ünlü var mı demişti. Ben de var ama sevgilisi var demiştim. Sonra onu da Başak'la caps demişler. Ondan sonra gidip bu olaydan sonra Başak bana yazdı WhatsApp'tan. Tehdit etti beni. Yani böyle saçma sapan şeyler yapma. Seni rezil ederim falan filan şeyler söyledi. Biraz sert girdi ama sonra düşündüm niye öyle girdiğini. Çünkü şey yapmış fanlar en ba ama falan. Ama kendi gidip etkileri. Çocuğun yeni işte Başak'ın yeni sevgilisinin gidip DM'lerine şey fotoğrafının altına falan Emba, Enes Başak'ı seviyor hala birbirlerini tabii seviyorlar. Tabii canım o çok yani, rahatsız edici. Yapmayın ya vallahi onu yapmayın. Ben yani sonra onu da anladım. Sosyal medyada yaşanılan ilişkilerin böyle bir sıkıntısı oluyor. Evet, evet. Yani gerçekten burada o ilk başta böyle sanki ayıplanacak bir şeymiş gibi geliyor olabilir kulağa ama hani onun hayatını da düşünün. Evet. Giden devam eden hayatı var. Aynı şekilde kariyeri var. İzleyicilerimiz... O yüzden geyiğimiz geyikte kalsın. Aynen ben öyle. Dalgasına vuruyordum bu işi. Siz de dalgasına bırakın arkadaşlar. Yani Enes bu tür Başak'a geri dönmeyecek. Başka ayrılan çift var. Kim vardı? Kim? Burak Üngör'le şey daha sevgili olmayacak bir daha. Sonra ben burada kötü adammış gibi hepsinin düşmanı oluyorum değil mi? Öyle. Cemre ile Cellat kavuşmayacak falan. Yok. Erayla Jurox bir daha bir araya gelemeyecek. Yani, bunlardan da bahsedelim. Tabii ki burada olayın geyin değil. İnsanlar sevgili olur veya olmaz. İnşallah Cemcel sevgi olur. TikTok'a şey yapıyorum burada. Aynen. Ben kendimi reklam yapıyorsam ve her tarafa yürümeye başladı şu an. TikTok'a da geliyor. 85 bin oldu.
86 bin oldu. Bir dakika. Yo bence güzel konular. Enes'in ilk kez böyle canlı kanlı olarak fikirlerini biliyor olmaları. Hiçbir yerde söylemediğim bir şeydi. Aynen bu öyle. Özel bir şeydi. O detay çok önemliydi bence. Bence detay abi. Cem olayı mı? Yok ya. Başak yazdı. Ha ya, evet yani o, ya. Sonra ben de sinirlendim ona. Ters çıktım. Şimdi ne demek istediğimi söylemeyeyim. Ama anladım.